Merhabalar. Bugün size sosyallikle ilgili, sosyalleşmekle ilgili, sosyal güçle ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğim ama hepimizin bildiği şeylerden değil. Çünkü günümüzde sosyal güç denince insanların aklına online güç, sadece Facebook'ta, Twitter'da veya LinkedIn'deki arkadaş sayısı veya buralarda yarattıkları trafikler aklınıza geliyor. Aslında ben biraz daha farklı açıdan bakmak istiyorum olaya. Çünkü belki de yaş itibariyle hem online hem offline dünyada fazlasıyla yaşamış bir insan olarak iki dünyadaki gücün de aslında insanın toplam gücünde etkisi olduğunu düşünüyorum. Sadece online güç tek başına herhangi bir şey için yeterli değil. Aslında sosyal çevre dediğimiz zaman hepimizin aklına gelen sosyal olmak kavramları, işte sosyal gücümüzün nereden geldiği, bunların hepsi aslında yaşadıklarımızdan kaynaklanan konular. Yani bir işimiz var, bir eğitim geçmişimiz var, çevremiz var, insanlarla tanışıyoruz, o insanların gücünden faydalanıyoruz. Bu aslında gerçek hayattaki gücümüzü oluşturan elementler. Fakat bu zaten 1.000 yıl önce de böyleydi, 1.000 yıl önce de böyleydi muhtemelen. Aslında yeni olan bir takım şeyler var tabii. Eskiden her şey çok daha rahattı ve çok daha güzeldi. İnsanların gerçek bir hayatları vardı, gerçek arkadaşları vardı, gerçek duyguları vardı, gerçek paylaşımları vardı. Fakat internet o kadar büyüdü, sosyal mecra o kadar genişledi ki ve o kadar çok insanı içine almaya başladı ki artık insanların ikinci bir hayatları daha olmaya başladı. Offline deyin ya da sanal deyin, ikinci bir dünyada daha insanlar yaşamaya başladılar ve bu dünyada insanlar sanal kimliklerini inşa etmeye başladılar. Ve bu sanal kimlikleri artık Facebook friendleri, Twitter followerları ya da LinkedIn connectionları ya da buralarda yarattıkları tüm izlerden oluşmaya başladı. Fakat bütün bunların birleşimi aslında insanın sosyalliğini oluşturan şeyler diye düşünüyorum ve doktora tezimi bu ikisinin birleşimi üzerine konuşlandırdım. Aslında sosyologlar der ki insanlar yaşamlarını idame ettirebilmek için, yani hayatta var olabilmek için sadece sosyalleşirler. Yani insanlar tek başına her şeyi yapamazlar. Mutlaka başka insanların yardımına, başka insanların kaynaklarını kullanmaya ya da başka insanların yetkinliklerinden faydalanmaya ihtiyaç duyarlar. Ekonomik olarak da olabilir bu. Birisinden bir hizmet alırsınız ya da sosyal anlamda da olabilir. Karşılıklı olarak paylaşım yaparsınız. Dolayısıyla aslında sosyal güç dediğimiz şey insanların bir takım şeyleri gerçekleştirebilmek için sahip oldukları güç demek ve bu insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. O zaman aslında temel soru bu sosyal gücü nasıl, kimin için, kimle kullandığımızdan ibaret oluyor. Hepimiz eminim ki sosyal gücün önemin farkındayız ve bunun insanların hayatlarını kolaylaştırdığının farkındayız. Dolayısıyla en yüksek sosyal güce sahip insanın kim olduğunu merak ediyor olabiliriz bu odada. Yani ya da bu şehirde ya da bu ülkede, yani gerçi biliyoruz bu ülkede kimin olduğunu ama en azından conceptual olarak en sosyal olmak veya sosyal gücü çok yüksek olmak hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Belki biraz daha spesifik örnek vermek lazım. Örneğin halihazırda da zaten film festivali İstanbul'da devam ettiği için belki oradan örnek vermek de güzel olur. Amatör bir film yönetmeni olsam ve filmi tanıtıyor olmak istesem ve bunu bir TV şovunda, belki Osman Tan Bey de gelecek, öğlen sonra bizim ne olacak? Osman Tan Bey'in TV şovunda çıkarmak istesem ya onu tanıyor olmam lazım ya da ona erişebilecek yolları buluyor olmam lazım. Medyada güçlü ya da onu tanıyan birine gitmem lazım. Böyle bir arkadaşım varsa ondan böyle bir şey isteyebiliyor olmam lazım. Ondan isteyebilmem için de aramızdaki belli bir takım iletişimin güçlü olması ve aynı zamanda yakınlığımızın olması lazım. Ya da aynı filmi yine internet ortamında yaymak istiyorum. YouTube'a koyuyorum, milyonlarca insan izlesin istiyorum. Fakat hani kimin nasıl haberi olacak bundan? Kim yayacak bunu? Belki Sinan Çetin bu konuda bir tweet atsa bu konuda çok faydası olur. Belki milyonlara hiç şey yapmadan, fazla zorlanmadan erişmiş olurum. Bu tip konulara fazlaca kafa yormuş biri olarak bu konuyu test konusu haline getirdim ve insanların aslında her iki dünyada da güçlerin olması gerektiğini düşünerek bunları analiz etmeye başladım. Zaten online taraftaki işte Facebook friendlerini, Twitter followerlarını, retweetleri, share'leri falan ölçen sistemler ve yapılar mevcut. Ama bence dediğim gibi bu tek başına yeterli değil. İnsanların bir de offline social güçlerini ölçen bir sistemlere ihtiyacı var ve aslında insanların toplam güçleri bu ikisinin toplamından oluşuyor. Ve doktora tezim boyunca da bunları incelemeye çalıştım ve bunun üzerine halen çalışıyorum. Buradan yola çıkarak aslında bu iki güç, iki tane farklı hayattan, sanal ve gerçek hayattan
ibaret oluyor. Gerçek hayattaki sosyal gücümüzün nereden kaynaklandığını, işte prestijimizden, işte bilinirliğimizden, eğitim seviyemizden, arkadaşlarımızdan, politik ya da finansal paradan, yani elimizde var olan bütün yetkinliklerden ya da oluştuğunu biliyoruz. Aynı zamanda sosyal çevremizde olan insanların yetkinlikleri de kendi sosyal gücümüze etmen olarak, etken olarak ekleniyor. Bu da ne kadar yakın olduğumuzla bağlantı olarak o kadar fazla gücü bizim gücümüze eklenmiş oluyor. Bu offline dünya için böyle olduğu gibi online dünya için de böyle. Sadece bir takım elementleri farklı. Sosyal, online sosyal dünyada da biz varız. Bizim izlerimiz var, Facebook account'umuz var, Twitter'da account'umuz var ya da LinkedIn'de account'umuz var. Ama daha önemli olan, buradaki paylaşımlarımız var, daha önemli olan bu paylaşımlara bizim çevremizdeki insanların verdikleri tepkiler. Yani bunları beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı, yorum mu yapıyorlar, altına küfür mü yazıyorlar ya da başka delilini paylaşıyorlar. Sizin aslında toplam etkinliğiniz, buradaki yarattığınız materyalin ne kadar diğerleri tarafından değerlendirildiğiyle ilgili, sosyal ortamlarda yaptıklarınız sosyal etkileme gücü veya professional ortamda yaptığınızda professional iş professional etkileşim gücü olarak toplam social score'unuza ekleniyor ve aslında sizin online social power'ınız oluşuyor. Aslında belki bir örnekle devam etmek lazım buraya. Online dünya, offline dünya, hani gerçekten ne demek istiyoruz biz diye. İki arkadaşımız olduğunu varsayalım. Birisinin ismi Most olsun, diğer ikisi de Social olsun. Bir tanesi üst düzey bir yönetici olsun, 5000 kişilik bir şirkette ve aynı zamanda teknoloji konusunda, pazarlama konusunda ve envai çeşitli konuda bilgisi olsun. Ama bunun 100 tane Facebook arkadaşı olsun ve hani günde değil, hayatı boyunca 3 tane tweet atmış olsun. Başka bir arkadaşımız daha olsun, bu da bir öğrenci olsun, 700 tane friend olsun ki herhalde Türkiye ortalaması 700 civarında falan. 700 tane arkadaşı olsun ama hala öğrenciliği bitirmemiş olsun ve sadece spor ve teknoloji anlasın. Ve günde de 10-15 tane tweet atsın. Bunların da 5'i Fenerbahçe ile ilgili, 3'ü sevgilisi ile ilgili olsun falan. Sizce bunun karşılaştırıldığı durumda hangisi daha social gözüküyor? Veya hangisi daha güçlü gözüküyor? Teorik olarak bakıldığında, bu online sistemleri ölçen sistematikler kullanıldığında bu Facebook'u daha çok kullanan öğrenci arkadaşımızın daha sosyal çıkması lazım ama gerçekten böyle mi durum? Yani resme bakınca siz de görüyorsunuz ki aslında gerçek durum böyle değil. Çünkü insanların gerçek hayatta yapabildikleri, gerçek hayatta başarabildikleri gerçek güçlerine daha fazla etkiliyor. Ya da en azından sosyal medyada yapabildikleri kadar da etkiliyor. Ya da başka bir yönden bakacak olursak aslında yapacağınız şeyle de ilintili olarak hangi alandaki gücünüzü kullanacağınızın önemi oluyor. Yani eğer bir sporla ilgili ya da böyle hani aşk meşkle ilgili bir şeyler yaratmak ve paylaşmak istiyorsanız, bunu yaygınlaşmak istiyorsanız belki de gitmeniz gereken kişi öğrenci ya da 20 yaş insanlarına ulaşmak istiyorsanız belki de gitmeniz gereken kişi öğrenci. Onun gücünden faydalanmanız gerekiyor. Aslında kısaca tüm anlatmak istediğim şu, online ya da offline, gerçek dünyada ya da sanal dünyada ki gücünüz tamamıyla yapmak istedikleriniz gerçekleştirirken harekete geçirebileceğiniz diğer güçler, diğer kaynakları ne kadar etkin bir şekilde kullanabildiğinizle alakalı. Başka da aslında önemli bir durum yok gerçekten. Ben bu konuları dediğim gibi doktora tezimde inceledim ve hatta birazcık daha ileri gittim. Daha önce de girişimciliğe doymamış bir insan olarak ve bir şirket batırmış bir insan olarak bunun üzerinde bir internet sitesi yapabilir miyiz diye düşündük ekip arkadaşlarımla birlikte ve akademik background'ı olan ama aynı zamanda online dünyadaki dinamikleri de anlayan bir yapı geliştirmeye çalıştık ve bu sistemle birlikte online dünyadaki ve offline dünyadaki gücünüzü birleştirip bunların etkinliklerini ortak bir havuzda toplayıp aynı zamanda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin, güçlerinizin ne kadar birbirlerini etkilediğini bulup bir sistem, bir mimari geliştirdim. İsmi mostsocial.me. Bu diğer sitelerden farklı olarak gerçek dünyayı da include ediyor. Burada temel olarak 3 tane şeyle karşılaşacaksınız. Bir tanesi sosyal gücünüzü ölçebileceksiniz. Diğeri arkadaşlarınızla yakınlık derecenizi ölçebileceksiniz. Ne kadar yakınsınız, sizin için ne yapabiliyor. Üçüncüsü de ve en eğlencesi de bunları eğlenerek ve oyun oynayarak yapacaksınız. Bugün itibariyle siteyi invite only, davetiye usulüyle açıyor olacağız. Lütfen uğrayın, bir davetiye isteyin. Biz de sizin sosyal gücünüzü ölçelim. Aynı zamanda doktora tezime de katkınız olsun. Çok teşekkür ediyorum.